Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Güzel bir pazar gününden herkese selamlar. Bitcoin yaptığı sert yükselişin şu anda ufak bir geri çekilmesini yapmakta. Bir önceki videoda hatırlarsanız böyle hareketlerin haftalıkta bulutun alt kısmından döneceğinden bahsetmiştik. Önce zaten bu hareketin aynısını Litecoin yapmıştı. Litecoin de bulutun alt kısmına takılmıştı. Çünkü haftalıkta Ichimoku bulutun alt kısmı tek seferde kırılması zor bir direnç arkadaşlar. Genelde de böyle sert hareketler ilk denemede bulutun alt kısmını kıramazlar ve buradan bir geri dönerler. Gördüğünüz gibi de haftalıkta tam bulutun alt kısmında ciddi bir dirençle karşılaştı. Şimdi grafiğe günlükte bakarsak günlük üzerinden de mum grafikleri üzerinden de size bir analiz yapmıştık. Orada da hatırlayacağınız üzere artık arkadaşlar şuradaki mumu size hedef olarak göstermiştim. Gördüğünüz gibi günlükte de tam buradaki mumumuzun zirvesinden 7400 dolarlardan döndü. Yani artık zaten buradaki mumun etkisinde olduğumuzdan bahsetmiştik. Yani geri çekilmeler arkadaşlar 6700 dolarlara kadar gelebilir. Yani 6700 dolarların üstünde kaldığımız sürece biz hala yükseliş trendine devam ederiz ve bir sonraki hedefimiz şuradaki zirveyi hedefleriz arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 8000-8500 dolarlara denk gelmekte. Yani arkadaşlar buralardan düzeltmeyemesi, buradan dönmesi çok normal Bitcoin'in. O yüzden panik yapacak bir durum yok. Şimdiki hareketi buradan döndü. Bir sonraki hareket buradan dönecek arkadaşlar. Sonraki hareket buradan ve sonra da zaten hareket giderek sertleşiyor bakarsanız. Sonra 11.000 dolarlar geliyor. Sonra da 17.000 dolarlara doğru sert hareketler göreceğiz. Bu hareketler geldiğinde de zaten siz de gün ve gün bu hareketleri değerlendireceğiz. Yani dostlarım bu saatten sonra artık Bitcoin'in tekrardan ayı piyasasına girmesi teknik olarak çok çok düşük bir ihtimal. Şimdi bu saatten sonra artık şu mumun takip edilmesi önemli. Biz 6700 dolarların üstünde kaldığımız sürece Bitcoin'in yeni hedefi 8500 dolarlar olacaktır. Yani 6700 dolarlara kadar geri çekilmede, düzeltmede normal bir düzeltme olur arkadaşlar. Zira 6700 dolarlarda kendi şahsi fikrim benim için güvenli alım bölgeleri. Zaten işlem hacimleri de gördüğünüz gibi rekor seviyelere ulaştı arkadaşlar. Şu anda 200 milyar doların üstünde günlük de yeni bir rekor kırmış Bitcoin ve günlük bazda 10 milyar doların üstünde işlem yapılmış. Bundan sonra zaten boğanın etkilerini hissetmeye başlayacağız. İşlem hacimlerinin artması da zaten aynı zamanda piyasanın manipüle edilememesi adına ayrı bir önem taşıyor. Çünkü işlem hacmi yüksek olan piyasaları manipüle etmek için doğal olarak çok yüksek, çok büyük paralara ihtiyaç duyulmakta arkadaşlar. Bir de önce Bitcoin yükseldi. Zaten sonra da kendi yükselme oranında altcoinleri de yukarıya çekti. Yani bu saatten sonra bir daha bir altcoin'lere giriş, altcoin rallisi başlar mı? Bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten Bitcoin oranında yükseldiler. Mesela Ethereum 203 dolarları gördü. Litecoin tekrardan 95 dolarlara kadar yükseldi. Bir tek Ripple beklediğimiz hareketleri yapmadı. Ripple'da gene zaten günlük bazda böyle al sat sinyalleri birbirine karıştı. Ripple'a geldiğimiz zaman onlara da değineceğiz arkadaşlar. Bir de Yunus Emre Bey'in bir sorusu vardı. Altcoin'lerdeki yükseliş her zaman önce Bitcoin yükseldi sonra altcoin'ler mi yükselir diye. Şimdi bu yükseliş arkadaşlar tipik bir kripto para yükselişi aslında. Genelde Bitcoin ayrıştığı zaman önceden beri piyasayı takip edenler bilecektir. Önce Bitcoin bir yükseliyor. Sonrasında Bitcoin durgunlaştığı zaman oradan çıkan para altcoin'lere giriyor ve altcoin'leri de kendi oranında yükseltiyor. Fakat her zaman böyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Örnek vermek gerekirse mesela Ripple'ın başında bir sürü davalar var şu anda. Bu davalardan birinde Ripple'ın aklandığı haberi piyasaya düşerse Ripple tüm kripto paralardan ayrışıp çok ciddi yükselişler yapar. Aynı şeyler Ethereum ve Litecoin için de geçerli. Ethereum ile ilgili piyasaya bir olumlu haber düşmesinde Ethereum'da ciddi hareketler yapar yani diğer kripto paralardan bağımsız olarak. Ama kripto paralarda bu yükseliş tipiktir yani. Bitcoin piyasanın %50'sine 55'ine hakim olduğu için eğer Bitcoin sert bir şeyler yaptığı zaman altcoin'ler genelde eziliyor o yükselişi yaparken ya da sabit kalıyor yerinde ufak düşüşler oluyor.
Fakat Bitcoin yataya bağladığı anda oradan çıkan para direkt altcoin'leri de Bitcoin kadar yükseltiyor. Bu da arkadaşlar çoğu zaman güzel fırsatlar yaratmakta, aklınızda bulunsun. Şimdi tekrardan analize dönecek olursak ben şuradaki alanda bir dalgalanma bekliyorum. Yani düzeltme hareketi 5700 dolarlara kadar gelmesi muhtemel arkadaşlar. Zaten hem bu mum grafiklerinde burayı örnek vermiştik, hem de haftalık bazdaki bulutun alt kısmı olayı. Zira böyle yükselişler, böyle sert yükselişler arkadaşlar genelde haftalıkta bulutun alt kısmından döner diye bir önceki videoda belirtmiştim. Yani panik yapacak bir durum yok arkadaşlar. Zaten grafiğe daha geriden bakarsak, şunları kaldırayım. Mesela bakın haftalıkta Bitcoin grafiğine daha geriden bakın. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın tam burada aynı şekilde benzer yükseliş yapıyor Bitcoin. Gene aynı yerden 7400 dolarlardan bir düzeltme yiyor. Görüyorsunuz sonrasından tekrardan 5500 dolarlara kadar bir düzeltme hareketi gelmiş. Bu tamamen arkadaşlar bir panik hareketi. Ve boğa piyasasından önce, yani bu hacimli bumlardan önce insanları paniğe sokup eldeki avuçtaki kripto paraları almaya yönelik bir hareket. Gördüğünüz gibi tesadüftür ki aynı seviyelerde denk geliyor. Sonrasında da hareketleri görüyorsunuz zaten, kopuyor gidiyor. Yani demek istediğim dostlarım, panik olacak bir durum yok. Gene bir panik hareketleri gelirse eğer kesinlikle panik olmayın. Panik satışları yapmayın. Yani artık Bitcoin'de ayı piyasası bitti dostlar. Bundan 1,5 ay önce 3800 dolarlarda olan Bitcoin şu anda 7500 dolarları test etti. Yani bu hareketlerin düzeltmesinin gelmesi gayet normal. Eğer iş, şu anda böyle bir şey beklemiyorum da, eğer ki iş düzeltme hareketlerinden öteye gider, bir sirkeleme hareketlerine dönüşürse de haftalıkta arkadaşlar şu bölgeyi size hatırlatacağım. O yüzden kesinlikle panik olmamanızı öneriyorum. Yani Bitcoin'in bundan sonraki hareketinde biz 8.800 dolarları göreceğiz arkadaşlar. Ardından da sizle 10.000 dolarları konuşuyor olacağız. O günlerde gelecek. Videoları çektiğimizde zaten bahsedeceğiz. Şimdi hemen Ethereum'a geçelim. Şimdi arkadaşlar Ethereum'da da şu anda haftalık grafik açık. Ve haftalıkta da gördüğünüz gibi al sinyalimiz geldi. Ve şu anda kırmızı yukarıya doğru ayrışmaya başladı. İşte ben size bulutun alt kısmı, Ethereum'da bulutun alt kısmı diye söylediğim nokta aslında şu anda Bitcoin'in yaptığı hareket. Ben Bitcoin'den önce bu hareketi Ethereum'da bekliyordum. Çünkü Ethereum bu haftalıktaki alt sinyalini Bitcoin'den daha önce üretmişti. Tabi Ethereum'da asıl beklentimiz burada gördüğünüz bulutun alt kısmına dayanması. Bu da yaklaşık olarak 300 dolarlara denk geliyor. Zaten bu yükselişte de 205 dolarlara iğne attı Ethereum. Ciddi karlar bıraktı ama tabi beklentimiz Ethereum'dan, benim adına beklentim daha yüksek. Yine Litecoin'den örnek vereceğim. Şu an Litecoin'in haftalık grafiğine geçtim. Gördüğünüz gibi sinyal geliyor. Bulutun alt kısmına dayanma. Bulutun alt kısmı, haftalıktaki bulutun alt kısmı önemli bir direnç. Tek seferde kıramıyor. Düzeltmesini yapıyor ve ikinci denemesinde içine atıyor. Aynı sinyal Bitcoin'de geliyor. Ve gördüğünüz gibi geldikten sonra bulutun alt kısmına iğne atıyor, dayanıyor. Ve burayı tek seferde kıramadığı için şu an bir geri çekilme mevcut. Şu an Ethereum'a bakıyoruz. Aynı sinyal ama daha hareket gelmedi. Yani ciddi bir potansiyel hala mevcut Ethereum'da. Şimdi günlük bazda Ethereum'a bakalım. Günlük bazda Ethereum'daki alt sinyali devam etmekte. Yalnız saatlik bazlarda sat sinyalleri yavaştan gelmeye başladı. Mesela bir saatliğe baktığımız zaman gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 194-195 dolarlarda bir sat sinyali gelmiş. Ve ardından da gördüğünüz gibi bulutun üst kısmına kadar bir geri çekilme oldu. Yani saatlik trade yapan arkadaşlar al sat sinyalleri saatlik bazda çok güzel çalışmakta. Ayrıca burada da bir şey daha göstereyim. Mesela şuradaki tepelere bakın. 3 tane eşit tepemiz var. Fakat RSI'da gördüğünüz gibi 3 tane düşen tepe görmekteyiz. Bu da hatırlarsanız uyumsuzluk anlamına geliyordu. Ve bize düşüşlerde güzel sinyaller veriyordu. Yani bu tür hareketleri de gözden kaçırmayalım. Şimdi hemen Litecoin'e bakalım. Litecoin'de gördüğünüz gibi saatlik bazda sat sinyalini yaklaşık olarak 90 dolarlarda üretti. Ve sonrasında bulutun üst kısmına doğru hareketler geliyor arkadaşlar. Aynı uyumsuzluğu biz burada da görüyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar
Burada yükselen tepelerimiz mevcut. Eşit tepe. Fakat RSI'da düşen tepeleri görmekteyiz. Bunu da hatırlarsanız bu önemli bir yani teknik analiz için arkadaşlar önemli bir sinyal bu. Ve bu sinyale gözünüz alışması açısından ben her defasında gösteriyorum. Ya çünkü bu sinyale gözünüz alıştığı zaman gerçekten grafiğe baktığınız zaman böyle Ichimoku bulutuyla RSI'yi grafiğe koyun, grafiği incelediğiniz zaman bunlar tak tak böyle hemen gözünüze çarpıyor duruma gelecek. Yani o yüzden her defasında size gösteriyorum. Yani zira çok da güzel çalışmakta. Gördüğünüz gibi şu anda da Bitcoin'de 6800 dolarlara kadar bir çekilme oldu. Dediğim gibi 6700 dolarlara kadar geri çekilme normaldi. Hemen Bitcoin'e bir daha geçelim. Bitcoin'de mesela şu anda günlük grafiğe geçtim. Gördüğünüz gibi zaten fiyatımız da bu dirençlerimizden, alttaki kırmızı ve mavi dirençlerimizden uzaklaşmıştı. Şimdi tekrardan buraya dönmek isteyecektir. Zaten buranın kırmızının hedefi de 6600-6700 dolarlara denk geliyor. Hatırlarsanız Ichimoku bulutunda eğer fiyat bu dirençlerden çok uzaklaştıysa biz buralara doğru bir düzeltme hareketi bekleriz diye eğitim videolarında bahsetmiştim. Hemen Litecoin'e devam edelim. Litecoin'de gördüğünüz gibi arkadaşlar haftalık grafiğe geçtik. Haftalıktaki saat sinyali gayet güzel çalıştı. Bulutun altına ilk denemesini yaptı ve şu an ikinci denemesini yapıyor ve içine atmış gibi gözüküyor şu anda. Günlük bazda da bakacak olursak güzel bir zaten buradaki sat sinyalini sizle birlikte hatırlarsanız yakalamıştık. Ve ardından bulutun üst kısmına doğru 95 dolarlara kadar bir yükseliş geldi. Şu anda yani bulutun üst kısmını tekrardan test etmesi çok normal Litecoin'de. Şimdi hemen bir de Ripple'ı değerlendirip sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi dostlarım Ripple'da günlük grafik açık. Gördüğünüz gibi burada bakın al sinyali geliyor tam şu bölgede. Bir dakika. Gördüğünüz gibi tam şu bölgede bir al sinyali yakalıyoruz. Sonrasında hemen sat sinyali geliyor. Sonrasında hemen al sinyali geliyor. Fakat şu anda gördüğünüz gibi kırmızı ile mavi birlikte hareket ediyor. Ya yani kırmızı yukarı mı ayrışacak, aşağı mı ayrışacak? Bu çok önemli arkadaşlar. Yani Ripple'ı öyle bir baskılanıyor ki şu anda. Gördüğünüz gibi al sat sinyalleri birbirine girmiş durumda. Yani Ripple aslında şuradaki sinyalde yani 7 Mayıs'ta günlük bazdaki al sinyalinden sonra eğer bıraksalardı enstrümanı zaten kendiliğinden 36 sentlere direkt test edecekti yani. Fakat ciddi bir baskılanma söz konusu. Gerek haberlerle gerek balinalar tarafından. Bu da bana şahsen Ripple'ın ileride tüm bu baskılamanın acısını çıkartacağını düşündürüyor. Yani gördüğünüz gibi şu anda mavi ile kırmızı birlikte gitmekte. Burayı takip etmek önemli Ripple'da. Eğer ki kırmızı aşağı doğru ayrışırsa yükseliş gelmeyecek anlamına geliyor. Fakat yukarı ayrışırsa arkadaşlar bulutun üst kısmına böyle 35-36 santlere doğru çıkmak isteyecektir Ripple. Saatlik bazda bakacak olursak da 1 saatlikte gördüğünüz gibi 32 santler civarında Ripple'da bir sat sinyali geldi ve sonrasında bir düşüş gerçekleşti. Şimdi genel bir videoyu toparlayalım arkadaşlar. Bitcoin'de günlük grafiğe geçtik tekrardan. Bitcoin 6500 dolarlardan hatta 6400-6300 dolarlardan 7500 dolarlara kadar çok sert bir hareket yaptı arkadaşlar. Yani bunun ve haftalıkta da çok önemli bir direnç olan bulutun alt kısmına dayandı. Yani bu hareketin düzeltmesini yapması çok çok normal. Kesinlikle panik olmayın. Zaten size de şuradaki mumun artık etkisine gireceğimizden de zaten bahsetmiştim. Yani alım yapacak arkadaşlar varsa yatırım tavsiyesi olmasın. Yani bu mumun dip kısımları alım için daha uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Yani 6700 dolarlara kadar bir düzeltme şu anda çok normal. Daha altı gelirse de panik olmayın arkadaşlar kesinlikle. Yani yok ben panik bir insanım diyen arkadaşlarımız varsa da haftalıkta Bitcoin grafiğini açsınlar ve Bitcoin daha öncesinde ne yapmış arkadaşlar baksınlar. Gördüğünüz gibi aynı seviyelerde şu bölgede yaklaşık 7500 dolar seviyelerinde ardından gelen kırmızı hacimli muma baksınlar. Yaklaşık 5500 dolarlara denk geliyor. Yani böyle hareketler çok normal arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Kesinlikle panik olmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.